Merhaba. Merhaba. Öncelikle fuarınız hayırlı olsun. Teşekkür Bol ederim. Bol bereketli geçsin. Allah çok razı da eğlenceli olsun. Bir isimli Patlıcan Baby adlı standımız var burada. Evet. Bebeklere özel çok da güzel bebek çeyizlerine ait ürünler görebiliyoruz. Evet. Öncelikle sormak istiyorum. Fuarınız nasıl geçiyor? Şu anlık iyi geçiyor. Birinci gün hareketli. Yeni şeyler yaptık. Hareketli. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Daha yeni önümüzde 3 günümüz var. Standlara gelsinler o zaman. İnşallah. Peki, Patlıcan Baby'nin faaliyetlerinden ve hizmetlerinden önce ben izleyicilerimi hem sizi hem de buranın hikayesini izleyicilerimle paylaşmak istiyorum ama sizin ağzınızdan dinletmek istiyorum. Paylaşalım izleyicilerimizle. Nasıl Tabii. kuruldu efendim burası? Patlıcan Bebe biz 1999 yılında kurulduk. 3 kardeşim ve eşimle birlikte çalışıyoruz. Aile firması olarak. Aile firmasıyız, evet. Peki birazcık Patlıcan Bebe'nin hizmetlerine gelmek istiyorum ben. Neler var? Patlıcan Bebe deyince akla hangi hizmetler, hangi ürünler geliyor? Patlıcan gelmiyor? Bebe deyince akla gelen sıfır grubuyla alakalı olarak ve çeyiz grubuyla alakalı olarak her türlü ürünümüz var. Çantasından, tulumundan, çıt çıtlı badisinden, alt açması, kunda. Aklınıza gelebilecek her türlü her battaniyesi, var. Havlusu, her türlü şeyimiz mevcut. Bebekle ilgili A'dan Z'ye her şeyi bir her araya şeyimiz... gelip bir araya toplamış olduğunuz bir mağaza haline gelmişsiniz evet. aslında. Birazcık hizmetlerimize gelelim o zaman. Yurt dışına var mı ihracatımız? Zaten bizim çoğunlukla çalışmamız yurt dışı. Libya, Lübnan, yani Arap bölgeleri, Orta Doğu'ya çok yoğun çalışıyoruz. Rus bölgesine çok yoğun çalışıyoruz. Yani bütün çalışmalarımız Türkiye genelinde çok fazla çalıştığımız firmamız yok. Çoğunlukta yurt dışı. Yani Türkiye'nin adını da yurt dışına duyurmak için üzerinizde büyük bir sorumluluk almışsınız aslında. Tabii ki tüm ürünlerimizde Made in Türkiye yazıyor. Harikasınız. Türkiye geleni de var tabii ki vermiş olduğunuz toptan olarak da tabii değil mi? Tabii var. Toptancılarımız var. Peki satışlarınızı birebir kendinizden mi yoksa bayilikler aracılığıyla mı sürdürüyorsunuz? Yok, birebir kendimizden yapıyoruz. Peki, diğer önemli kendi mağazalarımız ki... var. Evet, bebek deyince akla sağlık da geliyor hemen arkasından. Tabii. Ürünlerimizin kalitesi nedir? Kumaş özelliklerimizin, ürünlerimizin ne derler efendim? Şimdi ürünlerimizin özellikleri şu şekilde. Biz çalıştığımız kumaş firmaları, boyahanelerden almış olduğumuz belgelerle de ürünlerimizde herhangi bir kanserojen madde içermediğine dair her türlü evrağımız mevcuttur. Bebek sağlığına zarar veren herhangi hiçbir madde kullanılmıyor. Harikasınız. Peki, tabii ki diğer önemli de termin süreleri var. Terminlerimiz için firmalar hemen istiyorlar aslında ürünlerini ama bizim müşterilerimiz terminlerimizi hemen istemiyorlar. Yani çünkü bizim biraz da kalite konusundaki hassasiyetimizi bildikleri için ve bizi çok iyi tanıdıkları için yani en iyisini de sunacağımızı bildikleri için termin sürelerimiz bizde biraz daha açık oluyor. Bu biraz da yoğunluktan da kaynaklanıyor gerçi ama. Peki, şimdi tabii ki önemli olan diğer mevzu da tüm dünyada önemli olan firmanın büyüklüğü kadar, ürünlerin kalitesi kadar da satış sonrası destekler. Yani müşteri memnuniyeti. Herhangi problem olduğunda biz firmayı karşımızda görmek istiyoruz. Nelerdir çalışmalarınız müşteri memnuniyeti adına? Vallahi şöyle söyleyeyim, yani biz 20 yıllık bir firmayız. Yani çizgimizi artık belirtmişiz. Yani müşteri bizi artık tanıyor. Malımızın her türlü arkasında olduğumuzu biliyor. Yani ihracat yaparken zaten bir takım evraklar sunuyoruz bebek sağlığıyla alakalı olarak. Yani o müşteriye biz o özgüveni verdiğimize, o güveni verdiğimize inanıyoruz. Ürünlerinizin arkasındasınız. Her zaman. Peki çizgilerinizi kendiniz mi belirliyorsunuz yoksa karşı tarafın da isteklerine karşılık verebiliyor musunuz? Şimdi müşterilerimizin tabii ki isteklerine önem veriyoruz. Dönem dönem onların kendi özel çalışmaları oluyor. Bize getiriyorlar. Biz bu çalışmayı istiyoruz diyorlar. Ufak tefek kendimizden de bir şeyler katarak müşteriye sunuyoruz. Ama çoğunlukta kendi çizgimiz, kendi tasarımlarımız daha çok talep görüyor. Sürekli de zaten model çıkarıyorsunuz. Tabii sanıyorum. Yani biz sabit olarak tek bir modelde kalmıyoruz. Yani dönem dönem iki ayda bir modellerimiz de yenilenebiliyor. Bazen ayda bir de yenilenebiliyor. Duruma göre değişiyor. Tabii tabii. Çok, araştırıyorsunuz, yani sabit bir modelde kalmıyoruz yani. Müşteriye sürekli yeni bir şeyler sunuyoruz. Peki, sizden gibi çok firma olduğunu görebiliyoruz standlarımızda da çevremizde de. Siz diğerlerinden ayıran özellik nedir Başak Hanım? Neden tercih etmeliler siz? Neden? Farkınız nedir? Niye gelmeliler? Farkımız nedir? Bir kere bizde birçok kalemi imalatçı olarak bizde tek bir noktadan toparlayabilirler. Onlar için en büyük avantaj bu.
her şeyi bir arada görebiliyorlar. Tabii ki, yani bu çok büyük bir avantaj. Müşteri için bu çok büyük bir avantaj. Yani girdiği zaman battaniyesinden, kundağından, tulumundan, çıt çıtlı bodysinden, çantasından, taşımasından, her şeyi kangurusundan tek bir noktadan toparlayabilirler. Müşteri için en büyük avantaj evet, bu. Evet, ayrı ayrı aramak zorunda kalmıyorlar elbette. Aynen öyle. Başarı tesadüf değil. Onu siz konuşurken anlıyoruz. Aynen. Başarı yalnız olmuyor ama. Ailenin dışında arkada ekip de var. Kaç kişilik ekibe sahipsiniz? Biz şu anda 120 kişilik ekiple çalışıyoruz. İstihdam da sağlıyorsunuz aynı zamanda. Tabii. Peki ben sizi bundan birkaç yıl öncesine geri götürsem, burayı ilk kurduğunuz zamanlara. Elbette ki hiçbir iş yeri kolay kurulmuyor. Bunu tabii hepiniz ki biliyoruz. Şu an biz o kadar güzel modeller görüyoruz ki bu kurul güzel. Bize rahat elbette. Aradaki zorluğu yaşayan sizsiniz. Bugüne kadar neler yaşadınız ve şu andaki geri geleceğinizi hayal eder miydiniz Başak Hanım? Biz çok çalıştık, evet, hayal edebilirdim. Çünkü ben çok çalıştım, öyle diyeyim. Yani tabii ki buralara kolay gelinmedi. Yani şöyle diyeyim ben size, 10 yılımız çok büyük bir zorluklar içerisinde geçti. Son 10 yılda çizgimizi yakalayabildik, öyle diyeyim. Yani bu tür şeyler çok yüksek derecede kaliteyi korumak emek, da tabii ki emek isteyen şeyler. Kaliteyi yakalamak, onu müşteriye kabul ettirmek, onu sunabilmek çok büyük bir mücadele. Başarmışsınız bunu da. Başardık. Peki var mı farklı proje ve yenilikler? Siz durmuyorsunuz zaten. Durmuyoruz. Sürekli. Durmuyoruz. İnşallah ikinci yarı da olacak onlar. Yeni sürpriz projelerimiz. Evet, sürpriz projelerimiz peki var. Peki son olarak da sizi destekleyen, buraya gelenlere, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerinize, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Öncelikle müşterilerime çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. İnşallah onlarla daha güzel günlere de erişeceğiz. Daha güzel yollarda kat edeceğiz. Desteklemeye devam etsinler size. Tabii de ki. Değil mi? Anlatmakla olmaz hizmet. Mutlaka ki size gelip görsünler hizmetlerinizi. Aynen öyle. Ürünlerinizi, öyle değil mi? Mutlaka aynen, öyle anlayabilirler. Aynen öyle. Hizmet almasalar yani, bile çay kahve içmeye. Biz Bursa Vişne Caddesi'ndeyiz. Bekliyoruz. Harikasınız. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür vermiş ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, bize, bölgemize ve Türkiye'ye katmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışına umarım uzun yıllar boyunca Patlıcan Bebi'nin de ismini duymak dileğiyle farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok başarılar teşekkür ediyorum. Sağ olun.